bu coğrafyanın ve bu iklim koşullarında çalışabilmek için biz yaz aylarını çok kıymetli olan günleri değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Yatırımlar yapıyoruz, yeni şebekeler yapıyoruz, hızlıca bakımlar yapıyoruz. Bu günlerde vatandaşımızı elektrik bırakmamak için gayret ediyoruz. Ancak buna rağmen oluşabilecek arızalar için de arkadaşlarımızı eğitiyoruz. 7 il, 58 ilçe, 4000 köyde görev yapan arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Ve bugünlerde böyle zor koşullarda vatandaşımızı elektriksiz bırakmamak için gayret ediyorlar. Hepsini tebrik ediyorum, hepsinin alnından öpüyorum. Olur mu? Olur abi. Mutlaka zorlukları var. Ancak dediğim gibi az önce de söyledim, arkadaşlarımızı bu tür günlere hazırlıyoruz, eğitimle hazırlıyoruz, eğitimler veriyoruz. Ayrıca şebekelerimizin bu tür zor iklim koşullarında arıza yapmaması için de bakımlar yapıyoruz. Bu bakımların çok büyük faydaları oluyor. Çok şükür bölgemizde elektrik kesintileri geçmişe oranla çok büyük oranda azaldı. İnşallah yaptığımız yatırımlarla bu azaltmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Bölgemizde elektrik kesintisini unutturmayı hedefliyoruz. Ekip de önemli, ekipman da önemli. Ekiplerimiz zaten eğitimle gayretli diyorlar. Bir de ekipmanlar da önemli. Tabii buralara ulaşımlar çok kolay sağlanmıyor. Ulaşımların olmadığı zamanlarda kar motorlarıyla, atlarla bir şekilde ulaşarak vatandaşı elektriksiz bırakmamaya gayret ediyoruz.